Beşiktaş, Sayın Başkan'ın açıklamaları çok önemliydi seçimde. Gürcan abi zaten siz de sık sık baş söylediniz, dile getirdiniz Sayın Başkan'ın konuşmalarından örnekler vererek. Çok uğraştık, çok çalıştık diyor. Gerçekten bu kulüp için, bu camia için varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk. Maddi manevi diyor Sayın Başkan. Ki görünen köyde kılavuz istemez. O kadar paranın borcun içinde kulüp şampiyon oldu. 3 kupa kazandı. Ve Ahmet Bey bazı şeyleri doğru yaptığını da ifade etti. Bu arada Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe oldu. Daçka'yı 91-65 yendi. Sarı lacivertler finale çıktı. Tebrik ederiz. Ahmet Bey'in söylemleri üzerinden yola çıkacak olursak, hocamızla yola devam ediyoruz vesaire, borcumuz çok. İşte 4 milyar küsur TL. Hani biraz hem taraftara da gönlüne su serper açıklamalar yaptı ama bir taraftan da gerçeklerimiz bu, buna da hazırlıklı olalım dedi. Yani çok çok açık konuştu. Ben sana söyleyeyim, bu sezonla ilgili eğer ödemeler konusunda bir sıkıntı olmamışsa Beşiktaş'ta fatura kesilecek en son yer bence yönetim. Yani ilk bölümde de konuştuk. Batshuayi al, Alex Teixeira'yı al, Pjanic'i al, Gezal'ı al, Rozier'i al, Salih'i al. Teixeira'yı saydın mı? Saydım. Çok çok önemli oyuncular aldık. Hakikaten Gezal, Rozier. Tabii tabii onları da sayacağım. Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Bana göre tek tek oyuncu bazında baktığımız zaman Türkiye'nin en iyi kadrosuydu. Yani Trabzon'un da önündeydi bence. Sen dersin ki Trabzon daha iyiydi. Onu bilmiyorum yok, da yani ben görece. Sezon başında başlarken Gürcan'a katılıyorum. Trabzon'un da önündeydi. Yani iyiydi. O zaman iş al kardeşim bütün malzeme burada yemeği yap. Yani teknik direktördeydi. Sergen Hoca ile olmadı. Çok kötü gittiler, çok başarısız gittiler. Ondan sonra da zaten kendi denemelerine girdiler. Önder Karaveli, ardından Samer, Valerian İsmail geldi takımın başına. İsmail. İsmail diyorlar. Şimdi Valerian İsmail geldiği zaman ben şöyle düşündüm. Gerçi Ahmet Bey de CEO arkadaşının neydi? Ceyhun Kazancı. Ceyhun Kazancı da bu konuda bir şey kurmadı ama Valerian İsmail'in geçmişinde sportif direktörlük de var. Yani onun üstünde oyuncunun ayrılacağı bir sezona girecekler. Ve Valerian İsmail'in bu oyuncu datasından faydalanıp yeni bir kadro kuracaklar. Daha genç oyuncular, daha ucuz oyuncular. Biraz önce Levent abinin bahsettiği gibi alıp bir sene, iki sene sonra aldığın fiyatın üstünde satabileceğin oyunculardan oluşacak bir kadro kuracaklar diye düşündüm. Ama bunu seslendirmediler. Ama net bir şey söyledi Ahmet Nurçebi'nin. Biz dedi yetiştireceğiz artık, mecburuz buna dedi. Yani yoksa bu işin içinden çıkamayacağız dedi. Ve realitede o. Mesela şey konuşuyoruz işte. Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray kaça sattı? 25'e sattı. Galatasaray sattığı 25'ten Galatasaray taraftarı şunu bekleyecek. Kerem'den daha iyi oyuncu al. Mümkün değil ki, zaten iyi oyuncunun parası o kadar. Sen ya yaşı geçmiş bir oyuncu getireceksin, Gomis gibi son durak, geçmişinde bir şeyler yapmış, ya da geleceğine yatırım yaptığına inandığın parlamış bir oyuncu, gerekirse bonservis bedeli öderek alacaksın. Beşiktaş için de aynı şey söz konusu. Yani, Galatasaray'a göre Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın şöyle bir artısı var. Arda Güler gibi bir yıldız yakaladı Fenerbahçe, Emirhan gibi bir yıldız adayı yakaladı. Rıdvan da var. Beşiktaş. Rıdvan artık var ama satabilir yani. Var, Ersin var. Ersin var. Bir sürü oyuncusu var. Yani, Beşiktaş bu konuda şanslı yani. Yani oradan kendi bünyesinden en azından maliyetsiz diyebileceğimiz yetiştirdiği oyuncularla ileriki dönemde satar. Ama satmak da bir yere kadar. Yani hedef takımsan satmayacaksın. Tam tersini alacaksın. İşte onun şeyini de yapacaksın. Ama bu ikilem. Levent abi çok güzel açıklıyor. Şampiyonla oynuyorsan kardeşim, İyi futbolcuların olacak. İyi futbolcular maliyet. Paran var mı? Yok. Öbür tarafa baktığın zaman oyuncudan teklif geliyor. Nasıl satmam diyeceksin. Ne dedin abi? 25 milyon euro ödemesi var Galatasaray'ın. Geldi Kemal, Kerem'e veya Marka'ya teklif. Nasıl satmayacak dursun? Bir oyuncu da gitmek isterse. Veya Rıdvan'a. Yani değil mi dediğin gibi? Yani satmaması mümkün değil.
Yani Kayseri'yi istiyorlar mesela şimdi CSKA Moskova. Ama bunu satarak satacağını dile getirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani kim söylerse söylesin. Çünkü bu malını kötülemek olur. Malının değerini düşürsün. Bir arabayı isteyen olursa mesela araba satacaksın, satmıyorsun. Biri geldi arabanı almak istiyorum. Ne kadar veriyorsun? 300. Ben 350 istiyorum, ver dersen alırsın, kâr edersin. Ama arabamı ben satıyorum dersen senin satma zorunluluğu doğduğun için sana 250 verirler. Bu yanlış. Bu strateji doğru bir strateji. Bu işi yaparken de akıllı davranman gerekir. Hangi yönetici yaparsa yapsın. Şimdi Fenerbahçe'nin elinde birçok oyuncu var yabancı. Şimdi sen bunları elden çıkarmayı düşünüyorsan istediğin fiyata çıkaramazsın. Söyleyeyim sana. Talipleri olanlarda varsan senin de bunlardan kurtulma istediği duyarsa bazı kulüpler ya X yabancıya verelim 2 milyon euro derler ama sen bunu 5'e almışsındır zarar edersin. Şu ekrandaki oyuncuyu istiyorlar abi hakikaten ama henüz daha pürüzler var. İyi bir oyuncu. Jordi Caicedo. Evet abi. Caicedo evet. İyi bir oyuncu. Bulgaristan Ligi'nde oynuyor. CSKA Sofya'da. Bunun var mı istatistiği bize versinler? Var abi. Santrfor. Onu da versinler. Bir görelim bakalım. Şöyle. Oyuncunun hatta görüntüleri de vardı. Bulgaristan 17 Ligi gol attı abi. Tamam 17 gol. Bulgaristan Ligi'nde. Şöyle. Zaten orada iki takım yarı, var galiba. Bir CSKA Sofya bir de Levski Sofya var yani. Ama işte şu var. Burada tabii Sayın Başkan ve yönetim. Doğal olarak Beşiktaş Kulübü kendi menfaatlerini düşünüyor. Hani 10 bin euronun, 1000 euronun hatta 10 euronun bile hesabını... Serbest mi bu oyuncu? Hayır, bonservis. Kaç para istiyorlar? Tam net bilmiyorum abi ama herhalde 24 yaşında bu oyuncu. 24 yaş. 3,5 mu? İyi valla. 4. 3,5 falan. Tam emin değilim yani. Bir santrfor alacaksan 17-24 yaşında Kayseri'de iyi bir fiyat. İyi bir fiyat. Yani ama istiyor. Hoca çok istiyormuş. Yani bence... Ama olur olmaz bilemeyiz. Hoca dedin kim? Valerian İsmail. O da belli yapıyor. Şimdi 3-4-3'e göre bir sistem oluşturuyor. Bir sürü oyuncu gitti Beşiktaş'ta. 14 oyuncu gidiyor. Bunların yeri dolacak. Abi de Levent abi çok enteresan. Bak teknik adamlarla konuşuyorsun, sohbet ediyorsun. Santrafor diyorsun, adam gol atsın demiyor biliyor musun? Bak kaçıyla konuştuysam özellikle bu yeni nesiller. İşte oyun kursun, gelsin. Bassın. Duvar olsun. Ne bileyim yani gitsin santraforla cebelleşsin şudur budur tam ya tersine olur mu öyle şey? Yani evet öyle düşünen hoca mı varmış evet, Allah aşkına evet. Ya 4-6... gol atmayan santrafor ama bak hayır gol atsın istiyor elbette ama tam atmasa da olur diyor ama yani. Önceliğin bana şunu söylüyor orada benim oyun kurmama yardım edecek taktik bilgisi taktik görgüsü. Pivot santrofor olmasın diyor değil mi abi yani böyle bekleyen tabii yani eden öyle şey, o tarz. Mesela Tanju Çolak değil diyorlar yani. Aynen. Tanju Çolak santrofor yok ki şimdi yani, dünyada zaten. Yani Tanju Çolak bugün Galatasaray takımında olsaydı Galatasaray ligi nerede bitirdi şey ya? Şey mesela Elmander'i tip olarak. Elmander'de gol atan attıran oyuncu. Yani Jardel gibi değil. Santrfor. Jardel gibi değil. Savaşan santrofor. Jardel de Trezeguet ile oynasaydı çok gol atardı. Jardel. Jardel mi? Yani Jardel tipinde ya, değil diyor. Jardel değil mi abi? Gibi Jardel. Değil. Gomis gibi değil. Ya, tamam Jardel mı? Jardel hala iş yapar böyle. O Jardel olsa değil. Bugün 40 gol atar ya. Ama bak dikkat et senin yolundan çıkar. Mesela bugün Serdar Dursun o tip. Ama Serdar da epey gol attı Dursun mesela. Gol attı penaltısı da var. Ama şey işte seni taşır mı hedefe? Taşır ya. Jardel, yani, ama Jardel mi? Serdar Dursun. Ben Jardel'i seyrettim. Serdar Dursun'la mesela bak bir... Kıyaslamıyorum canım. Yok, Serdar'a sezon başında Galatasaray, Fenerbahçe hocası güvenmedi. Bak açık konuşalım. Berisha vardı. Oynatmadı. Valencia vardı. Oynatmadı. Ne zamandan itibaren oynamış sevgili Gürcan? Serdar hırslı bir oyuncu. Çalışkan bir oyuncu santrfor olarak. Doğru. Ben yani, bir şey söylüyorum. Yani bu Pere de çalışırsa, Jorge Jesus'a da çalışırsa... Bazen, herhalde bazen sevecektir şans da, diye düşünüyorum. Şans da önemli değil mi Levent abi? Mesela Batshuayi hep direklere takıldı. Yani. Dünyanın sayılı golcüsü ama olmadı.